oluyor bence. Kısaca kendimi tanıtayım. 1989 yılı Uludağ Üniversitesi Zootekni Bölümü mezunuyum. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunuyum. 2009 yılında profesör kadrosuna atandım. Hayvan yetiştirme anabilim dalına. O tarihten bu yana aynı anabilim dalında kanatlı yetiştirme konusunda çalışmalar yapıyorum. Akademik hayatım genellikle broiler ve kuluçka üzerine geçti. Kısaca kendimden bu şekilde bahsedebilirim. Şimdi ben bugün aslında ilk Tülin Hanım anlatacaktı. Organik üretimle ilgili bir konuydu. Ben de arkasından Avrupa Birliği projem var. Şu an yürütmüş olduğum. Kısaca o projeyi tanıtmak ve o projeden elde ettiğimiz sonuçları burada katılımcılarla paylaşmak istedim. Sayın Hocam da uygun gördü ve bugün ben size kısaca bu çalışmayla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle sunumu bir açayım ben. Evet. Büyütürseniz hocam. Efendim? Büyütürseniz daha iyi olur. Büyüteceğim hocam. Net görebiliyor musunuz hocam? Görüyoruz hocam. Görüyoruz. Şimdi projenin çalışma konusu organik tavuk üretiminin geliştirilmesi için serbest alan kullanımının optimize edilmesi başlıklı bir çalışma aslında bu. Biz Türkiye'yi temsilen kendi çalışma konumuzla ilgili olan kısımları yaptık. Bununla ilgili bilgi vermeden önce neden organik tavukçuluk? Bununla kısaca bir bilgi vermek isterim. Çünkü önce Tülin Hanım anlatacaktı ama ben kısaca hemen bir giriş yapayım. Her şeyden önce hayvan refahı ve sağlığı bilindiği üzere. Bu özellikle Batı'da ilk geliştirilmiş ve önem verildiği için de tüketici talepleri bu yönde yoğun bir isteği var. Bunu karşılamak için de hem hayvan refahını, sağlığını arttırmak hem de tüketici isteklerine cevap verebilmek için organik tavukçuluk gelişimi başlamış. Şimdi insanlar güvenilir gıda üretmek istiyor. Dolayısıyla bu güvenilir gıdaya ulaşabilmenin de çeşitli yollarını arıyorlar. Kanatlılarda ülkemizde çok sıkı denetim altında biliyorsunuz. Ama özellikle organik ve yumurta ve serbest gezen ya da gezen tavuk diye free range diye adlandırdığımız tavuk yumurtaları ile ilgili bir karmaşa var. Yani bir yere gittiğiniz zaman eğer bu köyde yetişiyorsa hemen bunun adını organik diyor ya da tavuk biraz gezinebiliyorsa buna gezen tavuk yumurtası adı veriliyor. Aslında bu o kadar kolay bir iş değil. Yani bunun kendine has standartları var. Uygulanması gereken birçok prosedürü var. Dolayısıyla bu tip yumurtaları tercih etmek pek doğru bir şey değil. Bunun için bakanlık çeşitli yasal mevzuatlar geliştirmiş. Her şeyden önce bu tip işletmelerin bir kaydının olması, bir işletme kaydının olması, buna bağlı olarak bir sertifikasının olması gerekiyor. Numaralar var yumurta üzerinde bilindiği üzere. Sıfır kodu ile geçen organik olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz ama ben tekrar etmiş olayım bir kez daha. Bir gezen, iki kümeste özgür bir şekilde gezebilen, üç de konvansiyonel kafeste yetiştirilmiş tavuk yumurtalarını ifade ediyor. Şimdi yumurtanın üzerinde baktığımız zaman ilk gözüken kod sıfır. Bu organik üretimde yapıldığını gösteriyor. Daha sonra ülke kodu geliyor. Sonra ilk trafik kodu var. Bu ilk trafik kodu da hangi şehirde oldu? Yani bu işletmenin kayıtlı olduğu yeri ifade ediyor. Daha sonra işletme numarası var. O işletmenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili müdürlükler tarafından verilen iki hane ile ülke kodu ve iki haneli ilk trafik koduyla birlikte işletmeye özgü bir numara bu. Bir de kümesin numarası var.
böyle bir yumurtanın üzerinde kodun mutlaka olması gerekiyor. Yani bu kod yoksa biz buna serbest gezen ya da organik üretimde üretilmiş dememiz mümkün değil. Çünkü bu o standartlarda yetiştirilmemiş olduğunu bu hayvanın gösteriyor. Baktığımız zaman yetiştirme standartlarına biraz değinmek isterim. Yumurta tavuğu için kapalı alanda 6 hayvan düşürülmesi gerekiyor maksimum. Metrekareye düşecek olan hayvan sayısı 6 adet. Tünek genişliğinin hayvan başına 18 santim olması gerekiyor. Folluk sayısı ise 7 tavuk için bir folluk düşünülmesi gereken bir yapı. Bunun yanında açık alan ihtiyacı var doğal olarak. Eğer bu rotasyona elverişliyse hayvan başına yaklaşık metrekareye 4 hayvan olacak şekilde bir açık alana ihtiyacınız var. Bunu bu şekilde planlamanız gerekiyor. Bunlar minimum değerler. Bunun üstü olabilir. Etlik piliç yetiştiriciliğinde ise hayvan sayısı, metrekareye koyulacak hayvan sayısı 10 adet. Ve bu metrekareden elde edilecek olan et miktarı da, yani et miktarı demeyeyim, canlı ağırlık miktarı da 21 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Yani dönem sonunda eğer bu hayvan kesilecekse metrekareden metrekarede yetiştirilmiş olan hayvanların canlı ağırlığının 21 kilogram civarında olması gerekiyor. Üzerine geçmemesi gerekiyor. Bunun yanında yine tünek genişliği var. Bu etlik pirinçlerde biraz daha yüksek, yaklaşık 20 santim kadar. Folluk ihtiyacı olmuyor doğal olarak. Ve eğer bu hayvanlar organik üretimde yetiştiriliyorsa açık alana ihtiyacı olduğu için de hayvan metrekareye 4 adet etlik piliç ya da 4,5 adet ördek, hindi, kaz olabiliyor. Yani bunların sayıları da yetiştirme standartlarında belirtilmiş durumda. Bir de ülkemizde pek yok ama yurt dışında var bu. Etlik kanatlı yetiştiriciliğinde taşınabilir barınaklar var. Eğer bu şekilde bir yetiştiricilik yapılıyor ise bu takdirde kapalı alan ihtiyacındaki hayvan sayısı biraz daha yüksek tutulabiliyor. Yani orada da hayvan sayısı metrekareye koyacağınız hayvan sayısı 16 adede çıkıyor. Ve kapalı alanda elde edilecek olan hayvanların, yetiştirilen hayvanların canlı ağırlığında 30 kilogram civarına kadar çıkmasına izin veriliyor. Ama onun üzerine izin verilmiyor. Açık alan ihtiyacı ise biraz daha düşük oluyor. Çünkü hayvanlar taşınabilir barınaklarda bir yerden bir yere taşınabiliyorlar. Bu takdirde de metrekare başına 2,5 adet hayvan düzenlenmiş oluyor. Organik yetiştiriciliğinde organik yetiştiricilikte daha doğrusu açıkçası genetiği değiştirmiş materyallerin kullanımı tamamen yasak. Dolayısıyla besleme organik olarak yetiştirilmiş ham maddeler ile gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden organik yetiştiricilikte kullanılacak besleme programının hem ekonomik hem de dengeli olarak uygulanması son derece önemli. Yani bu programı uygun yapmadığınız takdirde ekonomik bir üretim yapmamış oluyorsunuz. Uymadığınız takdirde de organik üretimin standartlarını yerine getirmiyorsunuz. Bu son derece önemli. Özellikle yem ham maddelerinin sürdürülebilir şekilde temin edilebilmesinin yanı sıra bu hayvanların yedikleri yemlerin içerisinde yani rasyonlarında sentetik amino asit ve vitaminlerin kullanımının yasak olmasına bağlı olarak rasyonun dengeli şekilde hazırlanmasında bazı zorluklar var. Dolayısıyla bu zorlukları da bertaraf etmeniz gerekiyor. Yem ihtiyacının organik üretimden karşılanamadığı durumda ihtiyacın yaklaşık %20'lik kısmı klasik yem ham maddeleriyle karşılanabilir diyor. Yani böyle bir opsiyon tanımış. Hazırlanan rasyonun da yaklaşık olarak %65'i tahıldan oluşmakla beraber yemleme programına kaba yem, taze ve kuru ot da mutlaka eklenmesi gerekiyor. Yani hayvanın bir şekilde eğer çıkmadığı dönemde bile rasyonunda bir miktar bu yeşil yemi bir şekilde temin etmemiz gerekiyor. Organik yetiştirme sisteminde hayvanlara sunulan açık alanların
Yılda en az 2 ay boyunca kullanılmadan boş bırakılması bir diğer zorunluluk. Yani siz sürekli bu alanı kullanamıyorsunuz. En az 2 ay bir süre içerisinde de bu alanı boş bırakmak zorundasınız. Bir diğer önemli konu ise organik yetiştiricilikte besleme uygulamalarında sentetik yem ham maddeleri, yem işlemlesinde kullanılan yardımcı maddeler ve genetiği değiştirilmiş yem ham maddelerinin kullanımı da doğal olarak yasak. Bununla birlikte antibiyotik, koksidiyat, büyümeye yardımcı diğer yapay maddeler, üremeyi kontrol edici ya da büyümeyi stimüle edici amaçlı hormon kullanımı da yasaklanmış durumda. Bunları da kullanamıyoruz. Şimdi ben kısaca bu bilgileri verdikten sonra biraz projeyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu proje Avrupa Uluslararası Organik Gıda ve Tarım Sistemleri Araştırmaları Koordinasyonu Core Organic Co-Fund tarafından desteklenmiş bir proje. Projenin bütçesi 1 milyon 205 bin euro. Bu projede paydaşları olarak İsveç, İtalya, Danimarka, Türkiye. Türkiye'de biz Uludağ Üniversitesi Rahat Fakültesi ve proje koordinatörü benim. Bir de doğal olarak bakanlığa temsilen tavukçuluk araştırma enstitüsü. Diğer ülkeler ise Hollanda, Polonya ve Belçika'dan oluşuyor. Yani 7 tane ülkeden oluşan bir konsorsiyum aslında. Bu konsorsiyum proje geçtikten sonra bir takım eğitimlere katıldık. Yani çünkü çeşitli paydaş ülkeler var. Bu ülkeler yapması gereken bazı çalışmalar vardı ve çalışma paketleri vardı. Bu paketlerin ile ilgili biz bilgilendirdik. Belçika, Gent'te, İlvo'da. Daha sonra ortak verilerin alınabilmesi için bu verilerin ya da ileride alınacak davranış, refah ya da işte bir takım parametrelerin alınmasıyla ilgili ortak bir şey oluşturabilmek için bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daha doğrusu 3 sefer yapıldı. Bu toplantılarda işte skorlamalar nasıl yapılacak, veriler nasıl alınacak, nasıl değerlendirilecek, hangi istatistiksel modeller kullanılacak, bunlarla ilgili dediğim gibi toplantılar yapıldı. Onlarla ilgili burada sunuları paylaşmak istedim sizinle. Burası Belçika Gent'li İlbo. Organik üretimle ilgili dünyanın sayılı enstitülerinden bir tanesi. Burada yine aynı şekilde bir başka sunum. Evet. Şimdi projenin amacı bahsettiğim üzere başlıkta da yer alıyor zaten. Organik tavuk üretiminin geliştirilmesi için serbest alan kullanımı optimize edilmesi. Bu 5 iş paketinden oluşuyordu. Proje koordinasyonu, bilgi sentezi ve bilginin paylaşımı kısmı var. Davranış ve refahın değerlendirilmesi var. Proje ikinci paket. Üçüncü paket parazitler, hastalıklar ve bağırsak sağlığı. Dördüncü paket toprağın besinsel içeriği ve otlatma alanlarının optimum nasıl kullanılır? Bununla ilgili bir paketti. Beşinci paket ise farklı genotiplerin kullanılabilirliği ve davranışsal, sağlık ve refah özelliklerinin incelenmesi. Biz ülke olarak bu beşinci paket içerisinde yer aldık. Yani proje bu 5 paketten oluşuyor fakat bizi ilgilendiren kısım bu 5. paketti. Farklı genotiplerin kullanılabilirliği bu paketti. Şimdi bu projede Bursa Uludağ Üniversitesi Rahat Fakültesi Zootekni Bölümü Eğitim Araştırma Çiftliği'nde yürütüldü. Tabii biz şurada bahsettim. Farklı genotiplerin kullanılabilirliği deyince ilk aklımıza şey geldi. Yani bakanlığımızın geliştirdiği atak ve atabeyler geldi. Acaba bunları nasıl kullanırız? Zaten bunların çalışmaları yapılmış, var. Fakat bunun bir Avrupa Birliği projesi içerisinde yer alması, ileride bunların indeks yayınlarda yayınlanması, hem bu genotiplerin
ülkemiz adına tanıtım açısından büyük fayda göreceğini düşündüğümüz için biz, daha doğrusu benim önerimde Atak ve Atabey'i seçtik yumurtacı genotip olarak. Etçi genotip olarak da ilk etapta düşündüğümüz bakanlığın yine geliştirmiş olduğu etçi genotip vardı. Fakat bunu yavaş gelişen bir duruma çevirebilir miyiz diye bir takım temaslarımız oldu ama yani geri yemelezleme vesaire o konulara fazla girmek istemiyorum. Fakat oradan yeteri kadar bir sonuç alamayacağımızı düşündüğümüz için Sasso ve Hubbard'ı kullanmayı düşündük. Çünkü ikisi de yavaş gelişen genotipti. Etçi için de onları kullanmış olduk. Proje kapsamında bahsettiğim gibi Atak ve Atabey, bu bölgesel hat olarak kabul ettik biz bunu. Yani ülkeyi ifade ettiği için. Piliç eti üretim içinde Sasso ve Hubbard'ı seçmiş olduk. Aslında 3 genotip kullanacaktık fakat daha sonra 2 genotipin yeterli olabileceğini düşündük. Ve dolayısıyla 4 alternatif genotip kullandık. Burada bizim kendi proje bütçesinden yapmış olduğumuz bir tesis var. Bu tesiste Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Doçent Doktor Serdar Kamanlı Bey ile birlikte tesisi bitirdiğimiz zaman çektirdiğimiz bir, daha doğrusu hayvanların ilk geldiği gün çektirdiğimiz bir resim. Onu paylaşmak istedim. Deneme yumurta üretim projesinde, birinci denemede biz yumurta üretim projesi olarak düşünmüştük zaten. Deneme başlangıcı Ağustos 2018'de başladı ve yaklaşık olarak Eylül 2019 gibi bitti. Daha sonra etçileri denedik ve şu an yine devam ediyor. Yani farklı genotiplerle yine çalışmalarımız devam ediyor. Her genotip için 210 tavukluk bir grup oluşturduk. 3 tekerlü, yani bizim 6 tane özel konteynerimiz var. Yaptırmış olduğumuz yerler var. Ve 3 tekerlü olarak düşündük. Kapalı alan 21 metrekareydi. Dolayısıyla 70 hayvan koyduğumuz zaman zaten o standartı taşımış oluyordu. Burada yetiştirme ve besleme koşulları Avrupa Birliği direktifleriyle uyumlu olacak şekilde düzenlendi ve her aşaması proje paydaşlarıyla paylaşıldı. Onlar da kendi sonuçlarını bizlerle paylaştı. Dolayısıyla ortak bir konsensüse varıldıktan sonra bütün uygulamalar gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi bu bizim kendi kapalı alanla ilgili görsellerimiz. Beyaz olanlar Atabey, diğerleri ise yani kahverengi olanlar ise Atak S. Biliyorsunuz ama ben bilmeyen öğrenci arkadaşlarımız vardır diye söyleyeyim. Piyasada daha çok yani özel sektör kahverengi yumurtaya talep olduğu için Atak S'i çok iyi biliyor. Yani ama beyaz bir yumurtanın organik üretim ya da pür renk üretimde üretileceği düşüncesi insanların aklında fazla yer bulmadığı için pek duyulmuyor. Yani size beyaz bir yumurta verdikleri zaman siz bunun organik üretim ya da gezen yumurta olduğunu eğer bilmiyorsanız bu konuyu düşünmüyorsunuz. Direkt kahverengi yumurta istiyorsunuz ya da koyu renkli çeşitli renk nüanslarında yumurta istiyorsunuz. Dolayısıyla hem dayanıklılık hem vesaire gibi durumlardan dolayı Atakes daha çok günümüzde üreticiler tarafından tercih ediliyor. Öncelikle onu belirtmiş olayım. Şimdi burası bizim oluşturduğumuz free range ile ilgili ya da organik üretimle ilgili alan. Bütün buradaki alan oluşturulduktan sonra bölmeler bazında her biri bir tekerr olarak kabul edip bunu. Üç tane grubumuz var, pardon iki grubumuz var yani Atak ve Atabey ve her grupta da 70'er hayvanlık 3 grubumuz var. Her birini bir tekerr olarak kabul ettik biz çünkü. Bu otlatma alanını oluşturduk. Bu otlatma doğal vejetasyon olduğu gibi kendimizin ektiği işte yonca var. Bunun yanında bir takım yem bitkileri var. Bunlarla daha önce bu alanı oluşturduk. Bir vejetasyon alanı oluşturduk. Bu şekilde bir gezinme alanı mevcuttu. Tabii free range üretiminde
ya da organik üretimde en önemli konulardan bir tanesi bu yeşil alanın korunabilmesi. Yani kısa süre içerisinde bu yeşil alan bu hayvanlar tarafından bir şekilde tüketiliyor. Ya da çok fazla ileri gitmiyorlar. Yani barınağın hemen etrafında toplanma eğilimleri olabiliyor. Bunun için de bize bir eğitim verilmişti. Daha doğrusu öneride bulunmuştu. Çeşitli uyarıcılar koyduk biz bölmelerin gezinme alanlarının son kısımlarına. Renkli cisimler, özellikle yuvarlak objeler, silindirik vesaire gibi. Hayvanlar bu uyarıcılara bağlı olarak bu alanı kullanma eğilimine gittiler. Dolayısıyla bu alan optimum şekilde bu tavuklar tarafından kullanıldı. Öncelikle onu belirteyim. Bunun yanında düzenli, özellikle yazın çabuk kuruduğu için biz her gece bu alanı sulayabilme imkanına sahiptik. Çünkü düzenimiz o şekilde oluşturuldu. Yani bu gördüğünüz vejetasyon neredeyse yaz kış aynı şekilde korunmaya çalıştık. Tabii yazın biraz daha bu kadar yeşil değildi ama biz bunu korumaya çalıştık. Çünkü düzenli suladık ve vejetasyonu bu şekilde hayvanlara temin etmeye çalıştık. Doğal vejetasyon burada da var gördüğünüz gibi. Bunlar atabek. Burada gördükleriniz ise ataklak. Bu daha çok işte yaz döneminde çekilmiş bir resim. Evet. Böyle bir resim. Evet. Bahsettiğim konu bu. Yani barınağın daha çok etrafında dolanma eğiliminde hayvanlar. Dolayısıyla burada bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunu bertaraf etmenin yolunda önerilen şekilde çeşitli objeler koyarak bu hayvanların otlatma alanını ya da gezinme alanını düzgün kullanabilmelerini, aktif kullanabilmelerini sağlamaya çalıştık. Yine o direktiflere bağlı olarak hayvanlara sağladığımız bolluk şeyi, ihtiyacı. Burada kahverengiler, yine atabeyler. Evet. Şimdi biz burada performans parametreleri olarak 18 ile 72 haftalık arasında haftalık olarak canlı ağırlık, yumurta verim, yumurta ağırlığı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranını hesapladık. Özellikle sağlam yumurta oranı, ıskarta diye nitelendirdiğimiz kırık çatlak kabuksuz yumurta oranı, bunlara da baktık. Çeşitli ölçümler aldık. Yumurta iç ve dış kalitesi ile ilgili. Bunlar standart şeyler, zaten alınması gereken şeyler. Bunun dışında davranışsal özellikleri inceledik. Yetiştirme döneminin 24, 40, 56 ve 72. haftalarında yeme ve su içme davranışı, tüy çekme davranışı, gagalama davranışı, oturma dinlenme süresi, yürüme eğilimi, eşelenme ve gezinti alanının kullanımı şeklinde bir davranış özelliklerine bakıldı. Bunun yanında refah indikatörleri var. Refah indikatörleri olarak yetiştirme döneminin 24, 40, 56 ve 72. haftalarında ibiğin genel durumu, yani burada herhangi bir yara vesaire gibi bir şey var mı? Tüylenme durumu, yani tüy skoru yaptık. Kursak büyümesi, solunum rahatsızlığının olup olmadığı, göz problemleri, deri lezyonları, entritis, ayak tabanı yangısı, yine hok kemiği yangısı, tırnak sağlığı, kil bon hasarı, yani tonik immobilite gibi refahla ilgili indikatörlerin hepsi, bütün parametreler alındı. İBİ'nin genel durumu da skorlama olarak bize verilen bilgi ya da eğitimle bağlı olarak bu skoru kullandık. Eğer sıfırsa yara yok. Eğer ibin üzerinde 3'ten daha az yara varsa skor 1, 3'ten daha fazla yara varsa skor 2 gibi skorlandı. Tabii bu hayvanların tek tek yakalanıp yapılması bayağı bir zaman alıyor. Ama çalışmanın esprisi de bu zaten. Tüylenme durumu da yine aynı şekilde. Skorlama için vücudun 3 bölümü seçildi. Bu 3 bölüm
baş ve boyun bir paket, sırt ve kanat tüylerini içeren kısım olmak üzere üç kısımdaki yıpranma durumuna göre bir skorlama yapıldı. Burada skorda yine A, B, C diye skorlandı. Tüylenme durumu iyi, tüy kaybı yok. Çok az ise bu A olarak kategorize edildi. Eğer 5 santimetrelik bir alandan daha fazla bir daha az bir tüysüz bölge varsa bu B, 5 santim alandan daha fazla bir tüysüz bölge varsa bu da C olarak skorlandı. Genel değerlendirme için ise yine 0, 1, 2 olarak kodlandı ve buna göre de tüy skoru değerleri hesaplanmış oldu. Bunun yanında ayak tabanı yankısı çok önemliydi. Çünkü refahla ilgili en önemli göstergelerden bir tanesi ve hayvanın sağlığıyla da ilgili önemli bir gösterge bu. Eğer yankı yoksa ayakta, sıfır olarak kategorize edildi. Hafif şiddetli yangı varsa, bu şekil burada 1 ve 2'de olduğu gibi çok hafif gözüküyor. Skor 1. Ama şiddetli bir yangı varsa ayakta, yani 3 ve 4, bu şekiller bu. Skor 2 olarak nitelendirildi. Bu şekilde bir skorlamayla da ayak tabanı yangısı tespit edilmiş oldu. Bu yangısında ise eğer herhangi bir deformasyon yok, bir yangı söz konusu değilse sıfır. Hafif şiddetli bir yangı varsa, hani bu bir ve ikinci şekillerde olduğu gibi skor bir. Ama daha ağır bir lezyon gözüküyorsa bu takdirde de skor iki olarak sınıflandırmış olduk. Kilbon hasarı yine burada da tavuklar tek tek yakalanarak bu kilbon hasarının olup olmadığına bakıldı. Eğer sağlam yapılıysa bir, hafif bir yamulma varsa iki, yamulma ile birlikte bir kalınlaşma söz konusuysa bu da üç olarak skorlandı. Bu da önemli bir gösterge. Hayvanın özellikle barınak içi koşulları ile ilgili ve çevresel alanla ilgili önemli bir gösterge. Bunun yanında performans özellikleri var. Baktığımız zaman burada biz bu özelliklerin hepsini aldık. Doğal olarak bir Avrupa Birliği projesi olduğu için de Citation Index Animals dergisi var. Orada iki yayın halinde yayınladık. Yani bu sene yayınlandı onlar. O araştırmanın sonuçlarını da sizlerle paylaşmak isterim ama fazla da vaktinizi almak istemem. Burada şöyle gösterebilecek olursak. Atakes ve Atabey yumurtalarında yumurta verimi ve yumurta ağırlığını karşılaştırdık. Doğal olarak parametreleri aldık. Yaş vardı. Doğal olarak bir de genotip olduğu için genotip yaş interaksiyonu da vardı. Bazı özellikler için genotip yaş interaksiyonu önemli çıktığı için ana etkiler üzerinde durmadık. Sadece genotip ve yaş üzerinde durduk. Burada baktığımız zaman her iki genotipin tavuk gün ve tavuk kümes genotip yaş interaksiyonu önemli bulundu. 19-20 haftalık yaş döneminde Atakes tavukları Atabey tavuklarından sırasıyla %40.4 daha yüksek tavuk gün, tavuk kümes, yumurta verimi göstermiş. Atabey tavuklarının yumurta performansı burada da gözüküyor. 54. haftadan itibaren %80'in altına düşerken Atakes tavukları yumurta performansı 37 haftalık yaştan sonra benzer bir şekilde hızla düşüş göstermiştir. Ve bahsettiğim üzere genotip yaş interaksiyonu yumurta ağırlığı bakımından burada gözüküyor şurada. Yumurta ağırlığı bakımından
önemli bir farklılığa neden olmuştu. Genotipin genotipin vücut ağırlığı günlük yem tüketimi, yem dönüşüm oranı, yani yemden yararlanma oranı üzerindeki etkileri de bu tabloda gözüküyor. Baktığımız zaman sonuçlar yaşla birlikte her iki genotipte vücut ağırlığındaki artış ile beraber doğal olarak yem alımının da arttığını göstermişti bize. Vücut ağırlığı ata kes tavuklarında ata bir tavuklarına göre daha yüksek bulmuş. Bu da zaten biliniyordu. Yani beyaz yumurtacı bir genotip ve daha hafif. Diğeri ise kahverengi yumurtacı bir genotip ve daha ağır bir genotip bu. Ağırlıkları da burada görüyorsunuz 2087 gram atakesin başlangıç ağırlığı. Atabeylerli ise 1497 gram civarındaydı. Ve haftalık bazda 72. haftaya kadar bu hayvanlar tek tek zaten tartıldı. Ve tartıldıktan sonra da burada bu tabloda biz bunları gösterdik. Ortalama günlük yem tüketim miktarı da yine atakes tavuklarında atabey tavuklarına göre daha yüksek. Bu da beklenen bir şey. Çünkü canlı ağırlık, vücut ağırlığı, canlı ağırlık daha yüksek olduğu için daha yüksek yem tüketti. Ortalaması 117.2 grama denk geldi. Yani 72 haftanın ortalaması olarak düşünün siz bunu. Atabeylerde ise 109.8'e geldi. Doğal olarak farklı. Burada önemli olan yemden yararlanma oranı. Baktığımız zaman yemden yararlanma oranında atabey tavukları yemden yararlanma oranının daha iyi olduğunu görüyoruz. Ama çok ciddi yüksek bir farklılık yok. Yani birisi 2.48, diğeri de 2.54 gibi bir değer göstermiş oldu. Burada bizi asıl ilgilendiren kısım atakes ve atabey genotiplerinde temiz, kirli ve çok kirli yumurta yüzdeleri. Çok kirli ve kirli yumurta oranları atabey tavuk yumurtalarında %27.8 ve %39.4. Atakes yumurta tavuklarında ise atakes tavuk yumurtalarında ise bu değer %18.2 ile %34.2 daha yüksek bulunmuş. Temiz yumurta oranı atakes tavuk yumurtaları için atabey tavuk yumurtalarına göre daha yüksek oranda tespit edildi. Ve atabey tavuklar yumurtalarında atakes yumurtalara göre daha yüksek kırık ve yay yumurtası oranı gözlendi. Bu önemliydi çünkü bir yumurtanın kirli olması ya da kırık çatlak olması arzu edilen bir şey değil. Dolayısıyla bu da önemli bir bizim için göstergeydi. Yani bu hayvanların free range üretime ya da organik üretime uygunluğu açısından önemli bir göstergeydi. Yay yumurtasını hayvan tercih ediyor ya da folluğu tercih etmiyor ya da daha çok kırık yumurta veriyor. O zaman boşuna bir maliyet unsuru yaratmış oluyor. Bunu tespit etmiş olduk. Bunun yanında burada işte 40 yumurta yüzdeleri var. Evet, burada gösteriyorum. Atakeslerde görüldüğü üzere, yani kahverengi yumurtacılarda 40 yumurta yüzdesi daha düşük. Atabeyle, yani beyaz yumurtacılara, yer yumurtası da daha düşük. Biz tabii bu dönem içerisinde bir takım parametreler aldık. Yumurtanın iç dış kalite özellikleriyle ilgili. Onlardan çok detaylı bahsetmek istemiyorum ama gözlemlediğimiz bir şey vardı. Burada özellikle kabuk oranı bakımından gruplar arasında aslında bir farklılık yok. Burada farklılık varmış gibi gözüküyor ama standartta çok küçük çıktığı için önemli farklılıklar, yani çok küçük farklılıklar istatistik olarak önemli çıkmasına neden oldu. Yani birinde 11.3, diğerinde 11 gibi bir değer gösterdi. Yumurta
ağırlığı doğal olarak kahverengi yumurtacılarda daha yüksek. Bunu da zaten bekliyoruz. Çünkü hayvanın canlı ağırlığı yüksek olduğu için yumurta ağırlığı da yüksek çıktı. Fakat ilginç olan burada sarı oranı. Sarı oranı beyaz yumurtacılarda daha yüksek oranda bulundu. Ve ak oranı bakımından ise herhangi bir gruplar arasında bir farklılık gözlenmedi. Kabuk kalınlığı kahverengi yumurtacılarda daha yüksek. O da beklenen bir şey. Kabuk kalınlığı da daha yüksek. Yani atakeslerde. Bu da beklenen bir şeydi. Bunun yanında şekil indeksi, renk skoru, yani sarı rengi, albümin indeksi, hook birimi hesaplandı. Burada da bazı değerler önemli çıktı. Bazıları önemsiz çıktı. Biz bir de bu iki genotipin yumurtalarında yağ asitleri içeriğini karşılaştırdık. Bu yağ asitleri içeriği de çok sayıda yağ asitleri incelendi. Bu yağ asitlerinden bazıları önemli çıktı, bazıları önemsiz çıktı. Bunlara da detaylı girmek istemiyorum çünkü her birinin birer nedeni var. Tek tek açıklamam gerekecek. Uzun, süremiz de kısıtlı. Bunlara da bakılmış oldu. Bunun yanında ikinci yayın olarak biz bu tavuklarda davranışsal özellikleri karşılaştırmıştık. Bu da yine Animals dergisinde yayınlandı. Burada hayvanlarda yem yeme, su içme, tüy çekme, bakımı, tüy çekme, yürüme, gagalama ve dinlenme davranışlarını oldu. Davranışsal özellikler de burada. Yani çok buna da fazla detaya girmek istemiyorum. Burada genel olarak bazı davranışlar üzerine, örneğin yem yeme davranışı üzerine atakes daha fazla vakit geçirmiş. Doğal olarak yem tüketimi arttığı için su içme davranışı da daha yüksek gözükmüş. Tüy düzeltme davranışı Atabey'de daha iyi, daha fazla, yüksek daha doğrusu. Tüy çekme benzer şekilde birbirine yakın bulunmuş. Yürüme, dikilme davranışı Atabey'lerde daha yüksek, daha fazla gezinendi. Zaten resimlerde de gördünüz, beyaz yumurtacı genotipler otlatma alanını çok fazla iyi bir şekilde değerlendirdiler. Daha hareketliydiler. Kahverengi yumurtacı olan atakesler genellikle bu otlatma alanını kullandılar ama beyaz yumurtacı atabeyler gibi değillerdi. Yürüme ve dikilme davranışında atabeyler de yüksekti. Gagalama yine aynı şekilde atakeslerde daha yüksek ve yaralanma olayları da atakeste daha fazla gözükmüştü atabeylere göre. Dinlenme davranışı da yine atabeylerde daha yüksek gözüktü. Tonic immobilite ve tonic immobilite ile ilgili veriler aldık. Bu özellikle hayvanın stresi ile ilgili bir parametre. Bununla ilgili de yine atakeslerde Atabeylerde bu daha uzun bir süre gösterdi. Daha hırçın olduklarından. Bunun yanında biraz evvel resimlerde gösterdim. Skorlama yöntemlerine bağlı olarak. İbikte yara sayısı atakeslerde daha yüksekti. Bunun yanında tüy hasarı skoru bakımından gruplar arasında pek bir farklılık yok, gözükmedi. Gözüktü. Tüy hasarı atakeslerde daha yüksekti. 4 civarında bir değer çıktı. Deri lezyonları da yine atakeste daha yüksek bulundu. Ayak tabanı yangısı atakeste daha yüksek bulundu. Huk yangısı atakeste daha yüksek bulundu. Tırnak hasarı atakeste yüksek bulundu. Kil bonası atakeste yüksek. Yani
Baktığımız zaman refah indikatörleri bakımından atabeyler daha uygun gözüküyor. Yani beyaz yumurtacı ama bu bakımdan daha iyi gözüküyor. Ama yumurta performansı, yumurtlama performansı, yumurta iç dış kalite özellikleri bakımından bazı dönemlerde kafa kafa yaklak. Ama tabii burada önemli olan gösterge yetiştiricinin ne düşündüğü ve tüketicinin talebi. Çünkü bunu beyaz yumurtacı olarak piyasaya çıkardığınız zaman bunu organik üretim ya da serbest gezen tavuk yumurtası olarak üretildi deseniz inandırıcılığı biraz zor olur bizim ülkemizde. Yurt dışında böyle bir sıkıntı yok ama bizde böyle bir sıkıntı var. Bunun yanında pirinç eti üretim projesini biz tam COVID dönemine denk geldi. O dönemde biz başladık 2020'de ve yaklaşık Haziran yazmıştım ama buraya Haziran'dan daha uzun bir süre devam etti. Yine burada da Sasso ve Hubbard kullandık. Her genotip için 150 pirinç kullanıldı. 3 teker ürünü 50'şer tavuktan oluşan. Yine AB direktifleriyle uyumlu şekilde düzenlendi. Burada aldığımız parametreler yine çalışma 81 gün sürdürüldü. Canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve ölüm oranına bakıldı. Davranışsal özellikler olarak da biraz evvel yumurta üretiminde anlattığım parametreler alındı. Bunda bir farklı olarak gezinti alanının kullanımı vardı. Bu gezinti alanını nasıl kullanıyorlar diye günün belirli saatlerinde bununla ilgili parametreler alındı. Ve bu davranışsal özellikler 21, 42, 63 ve 81. günlerde alınmaya çalışıldı. Refah indikatörleri olarak yine aynı parametreler üzerinde duruldu. Sonuç olarak bu projenin tamamlanmasıyla et ve yumurta üretimi için alternatif genotiplerin davranışsal, sağlık ve refah parametrelerinin dikkate alınması idi. Biz 5. iş paketindeydik ve Türkiye yetiştiricilik koşullarında konuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması hedeflendi. Bunun yanında biraz evvel bahsettiğim, yani sunumumun ilk başında bahsettiğim üzere Türkiye'nin büyük emeklerle geliştirdiği ve geliştirmesinde büyük katkısı olan hocalarımı ve tavukçuk araştırmadaki arkadaşlarımızı kutlarım öncelikle. Bu iki genotipin farklı ülkelere adının duyulması, özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki paydaşlara adının duyulması açısından son derece önemliydi. Ve bu çalışmanın sonuçlarında impact faktörü oldukça yüksek olan Animals dergisinde şu an iki yayın olarak yayınlandı. İki yayında basım için bekliyor. Yani 4 yayın olarak basılmış olması, ben basılmış olarak kabul ediyorum artık, bence son derece değerliydi. Beni dinleyen hocalarıma ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir soru ve öneriniz varsa cevap verebilirim. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bu gayet güzel vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Gerçekten bu konuda serbest tavuk yetiştiriciliği ve organik tavuk